Herkese merhaba. Bugün yine yeni denediğim ürünleri sizinle paylaşacağım. Hakkında konuşacağız. Şimdi şu Make Up For Ever'ın HD fondöteni ile başlayacağım. Bendeki rengi 1R02. Bu eski fondötenin yenilenmiş versiyonu mu yoksa yeni bir versiyon mu bilmiyorum. Yani ben çok bayılmadım. Parasını hak ettiğini de düşünmüyorum. Maybelline fondötenlerinden de farklı gelmedi bana ama bir kez denedim. Bilmiyorum, belki tekrar denemek gerekiyordur. Belki altındaki bazını anlaşamamıştır. Sephora'nın makyaj sabitleme spreyini denedim. Güzel bence. Fıs fıs falan da fena değil. Biraz tükürüyor ama genel olarak iyi bir spreydi. Makyajı böyle o pudralı görünümü falan aldı. Sonra kutudakilere geçelim artık. Şimdi dudak kremlerini göstermeye başlayacağım. İlk olarak Revlon Me markasının 02 rengi. Şu en baştaki ve ikincisi de yine aynı markanın 09 rengi. Ben bu iki kalemden de hiç memnun olmadım. Bu markanın dudak kremlerinden hiç memnun kalmadım. Çok sert. Tamam, ben sert dudak kremi severim ama aşırı sert. Böyle renkleri de bir garip, bilemiyorum ya. Çok anlaşamadık. Emily'nin 222 numaralı dudak kalemini kullandım. Kameranın okuduğu kadar turuncu değil aslında. Kahverengi bir kalem ve ben beğendim bu kalemi. Şimdi bu Biolis'in drop itlerinden 999 transparan rengi. Bu hem yanak hem dudak için olan ürünler. Ben sadece yanakta denedim. Dudakta denemedim. Renk böyle çok güzel ama aşırı kalıcı. Şimdi sileceğim ve oradan gitmeyecek 2 gün falan. Dudağımda denemedim. Çirkin bir rengi bırakır diye ama yanağımda memnun kaldım. Sadece çok yapış yapış ya. Bilemedim. Golden Rose'un bu kontür kalemi diyeyim. Kontür stick. 05 Cool Top rengini denedim. Hep böyle açık tenlere önerilen renk buydu. Şu en baştaki renk bakın. Şu çıkmadı elimde. Neyse, çıkmayacak da. Şu renk bence beyaz tenliler için uygun, güzel de dağıldı. Ben sevdim. Kontür stick'i. Highlighter olarak da Biolis'in likit aydınlatıcılarından, bunun bir ismi vardı. 633 rengi. Güzel ama gözenekleri falan belli ediyor. Birçok highlighter gibi. Şimdi hemen tırnağımdaki ojeden bahsedeyim. Güzel süremedim ama. Kalyon'un 303 numaralı ojesi. Şey açmamışız. Bu kadar pembe değil. Çok pembe okunuyor bu arada. Pembe bir alt tonu var ama. Bir de Golden Rose'un Glitter Shine'larından 202 rengi. Bu oje aşırı güzeldi. Bir hafta boyunca size göstereceğim diye tırnağımda tuttum. Sonra silmek zorunda kaldım. Ama bu oje çok güzeldi. Aşırı beğendim yani. Bu yıl aldığım en güzel oje olabilir bu. Wet n Wild'ın kapatıcılarından birini kullandım. Bunun daha önce başka bir rengini kullanmıştım. Bu da güzel. O da güzeldi. Bir de Maybelline Eraser'ın 03 numarası, biraz daha pembe bir alt tonlu numarasını kullandım. Bu benim göz altı morluklarıma daha iyi geldi. Zaten sevdiğim, en sevdiğim kapatıcı. Sonra Rimmel olarak Golden Rose'un Curl Volume maskarasını kullandım. Bu böyle fırçası yamuk. Ben bunu çok beğendim. Çok güzel tarıyor kirpikleri. Güzel, severek kullandım. Revolution'un Crystal Clear isimli bu gloss'unu denedim. Şurada elimde. Güzel parlıyor. Güzel de bir gloss ama ambalajını hiç sevmedim. Yani çok güzel görünüyor diye almıştım. Highlighter'ını da aldım. Ama hiçbir yere sığmıyor. Hiçbir şekilde saklanmıyor. O biraz sıkıntı. Bir de sürmek de zor. Bir de Flormar'ın Creamy Stilo rujlarından 010 Nude rengini denedim. O da şu renk. Bu baya güzel bir nude bu arada. Yves Rocher'in mango aromalı şu lip balmını denedim. Ben ruj olarak kullanmayı denedim. Biraz turuncu alt tonlu parlak bir lip balm. Güzel.
Özellikle yazın çok gidebilir. Carmex'in bu yine mangolu lip balmını denedim. Bu renksiz ama güzel nemlendiren bir lip balm. Rimmel London'ın 08 numaralı şu rujunu denedim. Netlemeyecek misin? Bizim problemler başladı yine. O da şu renk. Pembe bir ruj. Açık pembe. Güzel, tatlı. Soğuk pembe. Soğuk alt tonlu pembe bir ruj. Bunu da severek kullandım. Kremsi bir yapısı var. Pastelin doğa ulaşlarından Hot Pink rengi. Şu ışıltılı olan rengi. Şu da mat olan rengi. Mat olan rengi çok kremsiydi. Krem gibi gerçekten. Krem gibi bir toz. İkisi de çok güzel. Rival Lamy'nin 03 Pink Greyfurt rengi. Şuradaki renk. Açık bir pembe. Tatlı böyle. Beyaz tenliyseniz güzel olur. Revolution'ın soft shimmerlarından. Kutusu da şuradan. Peach rengi. Bu ağırlıkla ilgili bazı problemler var. Çok simli. Aşırı simli. Böyle kapağını açtığın zaman simler uçuşuyor her yere. Şu şeftali aslında highlighter ve dışı pembe ama tabii şeftalinin simi her yere yayıldı. Yani çok az dokundurmak falan lazım. Highlighter gibi kullanılabilir belki. Çok çok parlak bir ağırlık çünkü. Paleti olarak Liked markasının 9 olan şadolarından 250 Sunset Glow rengini paletini daha doğrusu denedim. Simli ve mat renkler var. Ben daha çok kullanılabilir renklerini denedim. Şöyle elime swatchladım renkleri. Koluma daha doğrusu. Yani şu renkler özellikle günlük kullanılabilir renkler. Renk hikayesini çok beğenmedim. Garip bir renk hikayesi var ama farları güzel. Biraz toz tutuyor ama güzel yani. Severek kullanırım ben bunu. Bu hafta da dediğim ürünler bu kadardı. Biraz yoğun bir haftaydı. Bu hafta da yoğun bir hafta olacak. Bilmiyorum ne olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.